Herkese merhabalar, Yorgu İsmi yani Bay Gültekin kanalından saygılar, sevgiler ve en önemlisi arkadaşlar sağlıklı günler. Arkadaşlar bugün mükemmel bir tatlı tarifiyle karşınızdayız, yöresel bir tatlı tarifiyle karşınızdayız. Bir yandan tabii tarifi yapmaya geçeceğiz ama ondan önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve de yorum yapmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar bugün Antakya'dayız, size tarifi tam olarak Antakya'dan vereceğiz. Peki burası neresi? Arkadaşlar burası Tokaşlı Köyü yani Altuncu ilçesine bağlı bir yer. Tokaşlı Köyü de bu arada benim köyüm oluyor. Ben de buralıyım yani. Şimdi bugün vereceğimiz tarif bir Antakya özgü bir tarif. Künefe değil bu arada, hemen o gelmesin. Adı haytalı. Yani çoğunuz aslında bunu bici bici de biliyorsunuz ama arkadaşlar haytalı asla bici bici değildir. Yani bu iki farklı tatlıdır aslında. Bici bici Adana özgü tatlı. Haytalı ise haytalı özgü tatlıdır. Birazdan size bunun da tarifini vereceğiz. Hatta şu anda vereceğimiz tarifin yeri de bir müze arkadaşlar burası. Bu Zeytinyağı Müzesi. Birazdan bunu da tabii size bilgini vereceğiz. Hadi o zaman tarife geçelim. Evet arkadaşlar, demin bahsetmiştik. Bir müze burası demiştik. Bir zeytin müzesi demin. Ben düzeltiyorum çünkü ben demin Zeytinyağı Müzesi demiştim. Zeytin müzesi değil mi burası? Zeytin müzesi. Zeytin ve zeytinyağı. Yan tarafta ufak bir kafe var bu arada. Müzenin hemen yanında. Orası da Kafe Zet. Canet de oranın sorumlusu, işletmecisi. Sağ olsun bize bugün burayı bu imkanları sundu. Tarifi zaten tarifi kendisi verecek. Kendisi yapacak. Canet, söz sende. Sen bir şey söylemek ister misin? Önce kendini tanış istersen. Tamam, merhaba. Canet Çilingir ben. Müzenin sorumlusuyum. Burası Hatay'ın ilk soğuk sıkım su yağı fabrikası. Yaklaşık olarak buranın 809 yıllık bir tarihi var. Burası restore edilerek zeytin müzesi haline çevrildi. Bu şekilde birazdan da size haytalı tarifini vereceğim. İstersen önce bir malzemeleri geçelim. Tamam, neler var diye. Tamam, hemen geçelim. Nişasta, haytalının nişastası için malzemelerimiz. Bir su bardağı tepeleme nişasta, 5 su bardağı, yaklaşık olarak da 1 litre gül suyu. Arkadaşlar, tenceremizi aldık. Önce ne atıyoruz içine? Nişastayı. Ben yapayım evet. Senin için. Atayım komple içine. Atalım. Evet. Evet, başka? 5 su bardağı su ekleyelim. 5 su bardağı. Evet. O sırada da topaklanmaması için sürekli karıştıralım. Öyle mi? Ha evet. Tamam, bak burası önemli hakikaten. Evet. Şöyle nişasta. Bir. Arkadaşlar topak topak olmaması için gördüğünüz gibi 4. su bardağı. Bu 5'e 1 değil mi herhalde? Evet. 5 su bardağına 1 su bardağı nişasta. Nişasta. Evet. Aynen böyle topak topak olmaması için sürekli karıştırmamız tamamdır. Gerekiyor. Arkadaşlar tabi burası müze olduğu için mutfak değil. O yüzden biraz böyle ana babam usulü şey yapacağız. Yani kamp tarzı yapacağız. Evet. Bunu şimdi kaç dakika kaynatacağız? Yaklaşık olarak 15-20 dakika. Yavaş yavaş. Tamamdır. Hiç durmadan karıştırmaya hep devam edelim. Hep böyle karıştıralım. Sürekli karıştıracağız. Haytalı'nın böyle bir tarihçisi. Tabii. Şöyle anlatmak istiyorum. Burası Hatay Fransız işgalindeyken Türk askerlerinin, kölelerin Türk askerlerine şükran tatlısı Haytalı. Bu yüzden hani hep künefe Hatay tatlısı olarak evet, bilinir ya evet. Yorgun aslında. Haytalı Hatay tatlısıdır. Hatta TL'ye değiştiği zaman aynen. Zaten haytalı. Hataylı değil de haytalı. Aynen. Aynen öyle. Bu şekilde türemiştir. Tabii şimdi çoğu insan dediğin gibi künefeyi biliyor Hatay tatlısı olarak ama aslında kesin. Bu da çok bilinen bir tatlı burada. Tabii ki. Yani ne kadar tamam İstanbul'da belki bilinmese de evet. Ama burası da yani bu tatlı da aslında çok sevilen bir tatlı. Kesinlikle. Ve çok hafif bir tatlı bence. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvam bu olması gerekiyor tam olarak. Böyle bir kıvam olacak. İyice yoğunlaşacak. Ve 10 dakika boyunca hiç durmadan karıştırmanız gerekiyor. Ya bu tek şeyden bu herhalde yani olayı zaten bu. Evet. Gayet güzel gördüğünüz gibi. Fokur diyor şu anda. Olay tamamen budur arkadaşlar. Böyle olması gerekiyor. Arkadaşlar şu an muhallebi. Yani muhallebi değilim artık, ne diyelim buna. Muhallebi. Harcı hazır. Evet. Bunu şimdi tepsiye dökeceğiz. Dökeceğiz. Sallamamız yeterli. Bu kadar. Tamam mıdır? En sonunda şunu şöyle bir sallamamız tamam. Yeterli. Ve bitmiştir. Şimdi bunu dolaba atıyoruz. Evet. 2 saat bunu dolapta mı kalacak bu? Önce bir soğumasını bekliyoruz. Dışarıda mı bırakacaksın? Dışarıda, tamam. Dışarıda bir 20 dakika soğuyor. Tamam. Soğuduktan sonra üstünü böyle bir şeyle kapatıp ki kurumasın. Hı hı. Böyle bir jelatinle kapatıp 1-1,5 saat buzdolabına bekletip daha sonra çıkarıp dilimleyip servis yapabiliyoruz. O zaman arkadaşlar şimdi dolaba atacağız. Ondan sonra bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, uzun bekleyişin ardından artık harcımız hazır. Yani muhallebi daha şu an hazır muhallebimiz. Kıvam da gayet güzel duruyor. Evet. Geldi en önemli ana.
Zaten bu işin asıl güzelliği zaten orada şey anı, sunum anı. Evet. Sunum sen de Canet, buyur. Hemen nasıl başlayalım. Sunum yapıyoruz bunu? Sunum nasıl oluyor? Sonra spatula yardımıyla. Budur. Çıkarıyoruz. Ve gözümüzü de yanımıza alıyoruz. Yüzünü alayım mı? Evet. Tamamdır. Hemen şöyle küp küp. Küp olacak değil mi onlar? Evet. Küp tamam. Küp doğruyoruz. Tamam. Tamam. Şöyle. Ve servisi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şuradaki evet. Gelmesi. Aynen bu şekilde böyle küp küp. Doğruyoruz. Doğrayıp. Tamam şimdi. Küp küp kestik önce dondurma için içine atıyoruz. Evet, ikinci işlem. İki top mu atacağız? Evet. Tamam. Ve ikinci topu da bırakıyoruz. Tamamdır. Şimdi. Dondurma işlemimiz bitti. Topları da attık. Şimdi ne var sırada? Göz suyunu. Öyle istersen onu sen. Ben mi dökeyim? Evet. Ne kadar dökeceğiz? Tam dolu. Tam dolacak mı bu? Evet. Tamam. İki taraftan. Evet. İyi mi? İyidir. İyi mi bu kadar? Harika. Tamam. Başka bir şey var mı? Bu kadar. Bu kadar mı? Bu kadar. Ve yemeğe hazır. Bu kadar başlar arkadaşlar. Sunum bu şekilde oluyor. Dondurmayı atıyoruz. Göğsünü de katıyoruz. Ve bu şekilde servis ediyoruz. O zaman arkadaşlar artık ben bunu yiyorum. Evet. İzniniz olursa. Evet. Şöyle. Bunun için bu arada buz da katabiliriz değil mi? Tabii ki buz da katabiliriz. Kırma buz mu? Kırma buz da katabiliriz. Aynen o da olur. Ama şu an gayet zaten iyi. Biz en orijinal halini yapmaya çalıştık. Ya eline sağlık, çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Öncelikle sağ ol bize bu imkanları verdiğin için. Hoş geldin. Ben teşekkür ederim programımızda bana yer verdiğiniz için. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Çok güzel de olmuş. Hoş geldiniz. Yani gördüğünüz hafif bir tatlı zaten. Güzel de evet. Tatlı. Kolay tatlı. Dediğim gibi hiç haytalı asla bici bici değildir. Hatay'a geldik mi Kafe Zeyt'e geliyoruz ve burada Canet'ten haytalı diyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman ne yapıyoruz? Kanala abone olmayı, yap sen de böyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve de yorum yapmayı unutmuyoruz. Antakya'dan saygılar, sevgiler arkadaşlar. Ve her zaman dediğim gibi en önemlisi sağlıklı günler. Hoşçakalın.